değerlerimiz konusunda sahip çıkmamız gereken değerlerimiz var. Sadece böyle anmayla değil, militan biçimde karşı durmamız gereken şeyler var. Bir tanesi de Aziz Nesin'in kurduğu Nesin Vakfı kitaplarıyla yüzlerce çocuk okuttu, büyüttü, yetiştirdi, hayata atıldı. Şimdi ne oldu peki? Bugün Ali Nesin'in bir paylaşımı var. Sevgili dostlar diyor, valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var, okuyan, beslenen çocuklar var demeden acımasızca bunu yaptı. Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok. Devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimiyle hoyratça bir tavır. Konuyu kısaca anlatayım. 2017'de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı'nı büyütmüştük. Babamın hayalini gerçekleştirdik. Geçen yıl İsmail Ağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesine hiç rahatsız olmadım. Hatta aksine gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı. Aksi halde birbirimizden hoşlanmazsak hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuz'unda Türkiye'ye döndüğümde bu düşüncedeydim. Bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi. Toplantılar düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca'da aleyhimizde dedikodular çıkarttılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavrın içine girdiler. Kaçak bir cami ya da mescit inşaatına başladılar. İşlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahrikelere kapılmadık ama gerekeni yaptık. Ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmi mercilerden geri döndü. Arkalarında sağlam da anlaşılan buraya kadar olanlar o kadar önemli değil. Biz bu tür mücadelelere çok haşır neşir olduk. Adeta nasırlaştık. Sonrası daha vahim. Önce valilik izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunlu diyalogla, güzellikle bu ülkeye ve insanlara inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık ama olmadı. İzinsiz bağış kampanyası dedikleri bir de Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyuruları kampanyalardan yasak sayan bir kanun maddesi yoktu. 3-4 yıl sonra çıktı. Son bir söz. Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir. Aksine 1. Dünya Savaşı'nda ardından gönüllü olarak katıldığı Kurtuluş Savaşı'nda dedemi de sayarsak 3 kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz. İzin verilirse daha çok hizmet edeceğiz diyor Ali Nesin. Biz de buradan duyuruyoruz. Evet, Ali Nesin'in ve Nesin Vakfı'nın ve Aziz abinin yanında olduğumuzu bir kere daha duyuruyoruz. Ülke sahipsiz değil gerçekten. Bu hoyratlık demiş ama resmen mafya ile içli dışlı olan bu yapı mafya yöntemleri kullanıyor. Devletin elinde olmasından istifade ederek stüdyomuza dönelim.